Gelin Evi'nde 7. haftanın 2. gününden hepinize merhaba değerli seyircilerimiz. İşler güçler bitti mi? Oh! Bitirmeyenler de sonraya ertelesinler diyelim ve hemen gelinimiz Nuray Hanım'ın İstanbul Sultanbeyli'deki evine gidelim. Nuray Çimen Gönenç, 28 yaşındayım. Sakaryalıyım, İstanbul'da yaşıyorum, ev hanımıyım. İşte karşınızda bugünkü gelinimiz, ev sahibimiz Nuray Hanım'ın hikayesi. Canımdan başka servetim yokken, canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldi. Merhaba Nuray Hanım. Merhaba. Günün başlamasına az kaldı. Gelinlerimiz birazdan zili çalarlar. Evet. Bekliyorum heyecanla. Ev sahibi olmak nasıl bir duygu acaba Nuray Hanım? Dün yarışmacıydım, bugün ev sahibiyim. Ev sahibi olmak güzelmiş, daha rahat. Heyecanlanacağımı zannediyordum ama gayet rahatım. Enerjiyim, inşallah gün boyu böyle devam eder. Annem hep şey derdi, evine gelen kim olursa olsun her zaman güler yüzlü olacaksın. Yani kendimi yarışmacı gibi hissetmiyorum bugün. Sanki böyle bir komşum, arkadaşım, sevdiğim insanlar geliyor. Şimdi onları karşılayacağım. Eleştiriler geldiği zaman da bu pozitifliğinizi koruyacak mısınız peki? Yani zaten buraya herkes fikrini belirtmeye geliyor. Saygı duyuyorum. Tabii ki beğendikleri, beğenmedikleri şeyler elbette olacaktır. Saygı duyuyorum. Yapabilirler yani. Hazırım hepsine. Peki en çok eleştiri kimden gelir dersiniz? Mihriban Hanım'dan eleştiri bekliyorum biraz. Bazen sert çıkışları olabiliyor sanki. Pınar Hanım daha ılımlı, yani bilmiyorum, dün gözlemlediğim kadarıyla çok sert eleştiriler yapmadı. Nuray Hanım, hazırlıklarınız bitti mi peki? Bugün için hazır mısınız? Evet, hazırım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Umarım beğenirler. Zaten bugün çok eğleneceğiz. Yani düğünüm konusunda iddialıyım. Herhalde böyle eğlenceli bir düğün olmamıştır diye düşünüyorum. Göreceğiz. Gelinlerimiz de geldiler. Bekletmeden kapıyı açın isterseniz. Evet, bekletmeyelim. Açalım kapımızı. Hoş geldiniz kızlar. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Ne taraftan? Devam edelim. Düz, sol, sağdan. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Yeşim Hanım. Hoş bulduk. Buyurun. Ben devam edelim. Ben sormadan dokundum ama fotoğrafınız çok dikkatimi çekti. Evet. Anahtarlığınızı albüm olarak da kullanmışsınız. O fotoğrafı çok beğeniyorum. Anahtarlık kutumda iş yerimden çok sevdiğim bir abimden hediye geldi. İyi ki de gelmiş. Hayatta düşünemezdim yoksa öyle bir şeyi. Yakışmış. Severek de kullanıyorum yani. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Nuray Hanım, siz de benim gibi aynaları seviyorsunuz herhalde. Aynaları sizin kadar seviyorum. Bakalım Nuray Hanım'ın evinde bugün neler yaşanacak? Gelin evinin 7. haftasının 2. gününde neler oluyor? Nuray Hanım konuştu da konuştu, eleştirdi de eleştirdi. Benim dünden kalan bir hesabım var açıkçası. Nuray Hanım'ın mavi ve kahverengi salonu beğeniliyor mu? Yani bir çerçeve dahi yoktu evinde. Daha güzel olabilirdi. Nuray Hanım'ın yatak odası nasıl bulunuyor? Yatak odasına pek uygun görmedim. Nuray Hanım'ın yemek odası beğeniliyor mu? Biraz basit duruyor açıkçası. Ben biraz günlük buldum ama kendi şeyine göre güzel. Nuray Hanım ve eşinin tanışma hikayesi ne? Arkadaşın doğum günü var, tanışmış olursun sen de gibisinden davet ediyor. Nuray Hanım ve eşi neden gizli nikah yapmışlar? Biz gittik kendi kafamıza göre Ocak ayında nikahımızı yaptık. Nuray Hanım'ın nişan töreni ve düğünü eğlenceli bulunuyor mu? Hemen görümcem de oraya giriyor parayı görünce.
Merak ettiğiniz her şey az sonra gelin evinde. Kızlar, hoş geldiniz evime tekrardan. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Hey. Ben de iyiyim. Böyle hepinizin gözlerine böyle bir ışık görüyorum. İnceliyoruz evinizi, bakıyoruz ne var ne yok. Tabii ki. Dinlenebildiniz mi? Gayet iyiyim. Çok rahatım. Kendimi yani sadece ev sahibi olarak görüyorum ve hissediyorum. Enerjiyim ne yani. Ne ama rahat ev sahibi olmak. Bence daha rahatmış. Öyle mi oluyor? Genelde ev sahibi olunca daha heyecanlı olunuyor diye düşünmüştüm ama. Yok, ben bilmiyorum. Ben de aslında dün öyle hissetmiştim. Ama bugün ikinci gün kendimi hiç öyle hissetmiyorum. Özge Hanım, dinlenebildiniz mi? Dinlendim, evet. Attınız üzerinizden. Üzerimdeki yorgunluğu attım. Şimdi bendeki ilk gün geçtiği için aslında ilk gün olmak biraz avantajdı bence. İlk başta dezavantaj olarak görsem de avantaj olarak görüyorum şu anda. Çünkü rahat rahat artık sizin evlerinizi eleştirebilirim. Bomba gibi geliyorum yani. Yani Özge sabah girişte bomba gibi geldim, eleştirilerimle geldim dedi ama bugün öyle çok büyük bir eleştiri yapamadı. Aslında dün kendisine çok fazla eleştiri yapılmıştı. Bunun karşılığını veremediğini düşünüyorum. Belki de kendini bana saklıyor olabilir. Biz sizi eleştirdik ya, bize kızdınız mı? Yok, kızmadım. Tabii öyle bir herkesin... dolu mu geldiniz yani? Yok yok, tabii ki herkesin kendi görüşü. Hani saygı aynen, duyuyorum. Aynen, katılıyorum. Tabii rahatsız olduğumuz konularda oluyor ama olacak yani, yarışmanın formatı. Bence onu şey, sadece hani öyle bir kin ya da şey, bir şeyler yapmak istediğinden değil, espri amaçlı söylediğini düşünüyorum. Nuray Hanım'ın takıları bakalım hangi gelinimizin dikkatini çekecek? Siz de Özge Hanım gibi takmış takıştırmışsınız. Ama geliniz yani, o kadar olsun. Düğün takılarınız mı Nuray evet, Hanım? Evet, düğün takılarımdan kalanlar. Boynunuzdaki şey dikkatimi çekti. Yöresel bir şey mi o? Evet, boynumdaki Trabzon'da peştemal dedikleri bir şey. Nişanlandık, eşim askere gitti. Askerliğinin bir kısmını doğuda, diğer bir kısmını da Trabzon'da yaptı. Benim de annem Trabzonlu olduğu için bana oradan gelirken bunu hediye getirmiş. Benim için önemlidir. Bugün de takmak istedim kendi günümde. Yani size şans mı getirecek Nuray Hanım? İnanıyorum, inşallah. İnşallah getirir. İnşallah. Mihriban Hanım, Nuray Hanım'a hediyesini vermeyecek misiniz? Size bir hediyemiz var. Umarım beğenirsiniz. İnşallah. Önce ambalajı çok güzel. Alalım. Böyle çerçeve gibi bir şey hissettim ama... Açın da görün. Neyse bir bakalım, artık tahmin edemeyeceğim. Hanımlar, Nuray Hanım'a ne aldığınızı biz de çok merak ettik. Ay, burada baby'm yazıyor. Evet, bir annenin herhalde en önemli ihtiyaçlarından biri olsa bakın, gerek. Nuray Hanım. Çanta ve sırt çantası benim istediğimden. Islak mendil. Evet, hep ihtiyaçlardan biri. Pişik kremimiz de var. Tabi bu da lazım olacak. Saç ve vücut şampuanı. Bunu ben de kullanabilirim, ortak olabilirim. İkiz bebek bekleyen Nuray Hanım hediyesini çok beğeniyor. Oo, bebek yağımız da var. Kızlar çok teşekkür ederim. Gerçekten başka bir şey getirseniz bu kadar mutlu olur muydum bilmiyorum ama bunlar beni çok mutlu etti. Aa, bir şey daha varmış burada. Kremli sabunumuz da var. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, gerçekten çok ince düşünmüşsünüz. Çok mutlu oldum. Evet, bebişlerim şanslı. Tanımasa da böyle teyzeleri sayılırsınız. Evet. Güzel güzel teyzeleri varmış. Belki de ilk hediyeleri de. Evet, ilk hediyeleri. Ya çok güzel. Bence çok beğendi. Zaten anlamlı bir hediyeydi onun için de. İlk bebek yazısını gördüğünde de çok mutlu oldu. Bence anlamlıydı onun için. Bebekleriniz kız olursa bizim isimlerimizden koyalım. Ha, evet. Peki gelinlerimizden kimlerin isimleri ilginizi çekiyor Nuray Hanım? İsim olarak beğendiğim Yeşim ismini beğendim. Teşekkür ederim. Pınar olabilir. Mihriban biraz uzun ve zor geliyor bana. Özge'de daha duyulduk bir isim geliyor. Yani Pınar'la Yeşim birazcık daha modern geldi bana. İkiz ya. Birini Pınar, birini Yeşim koyarsınız. İnşallah. Tabii büyükler falan da el atmaz da o işe. Kızlar, gerçekten hediyeniz için çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Güle güle kullanın. Sağ olun. Güle güle kullanın. Sağ olun. Kızlar, evet. Ne içelim? Ben meyve suyu kahvesi diye alırım bugün. Nasıl içiyorsunuz? Orta. Orta. Meyve suyu dediniz. Ben de Türk kahvesi ben orta. Ben de meyve suyu alayım. Ben hemen geliyorum kızlar. Mutfağınıza hoş geldiniz Nuray Hanım. Hoş buldum. Oldukça rahat ve enerjik bir haliniz var Nuray Hanım. Bugün
bugün çok rahatım, çok enerjiyim, kendimi mutlu hissediyorum. Yani bir yarışma havam yok. Sanki uzun yıllardır tanıdığım insanlar gelmiş evime, öyle hissediyorum. Peki bu kadar rahat olmanız bir avantaj mı sizin için? Avantaj olduğunu düşünüyorum. En azından strese girmiyorum. Hata yapma riskim düşüyordur belki. Nuray Hanım, bu rahat haliniz gelinlerimizde ters etki yaratıp amma rahat ev sahibi derler mi acaba? Evet, o da olabilir aslında. Yani hiç böyle düşünmemiştim. Sonuçta eleştirmeye geliyorlar. Bu açıdan da bakabilirler. Ama böyle bakmalarını istemem. Ben onlar için rahat olmak istiyorum. Sonuçta karşılarında stresli, işte böyle sürekli heyecanlı durup onları da germek istemem. Onlar için de iyi olabilir bu aslında. Beni tutmayın, kızlar kahve bekliyor. Kahvelerini hazırlamam gerek. Hay hay, biz de gelinlerimizin yanına gideriz. Nuray Hanım'la aranızda dünden kalan bir hesabınız var mı Özge Hanım? Tabii ki de var. Dün evime geldi, bayağı Nuray Hanım konuştu da konuştu, eleştirdi de eleştirdi. Benim dünden kalan bir hesabım var açıkçası. Ben de eleştirilerimi yapacağım. İntikam zamanı diyorsunuz yani. Ya, intikam olarak değil, yani gerçekten adaletli davranacağımı düşünüyorum ama beğenmediğim şeyler var, söyleyeceğim açık açık. Umuyoruz biz de bunu. Kahveler gibersin, artık gün başlasın. Duydum kızlar, duydum, geliyorum, gün hemen başlıyor. Hanımlar, kahveler güzel olmuş mu peki? Elinize sağlık, güzel olmuş kahve. Afiyet olsun. Nuray Hanım kahverengi kanepe ve koltuklarını, mavi fon perdeleri, çiçek desenli mavi yastıklar, pastel tonlarında renklerden oluşan bir halıyla dekore etmiş. Nuray Hanım'ın özene bezene döşediği salonu bakalım beğenilecek mi? Kızlar, ev hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya maviyi sevdiğim için ilk girişte çok beğendim. Perdeleri çok beğendim, fonlarını. Tülleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama neden olduğunu da hemen söyleyeyim. Koltukta çiçek desenleri, şu etraftaki çiçek desenleriyle Damax desenini pek sevmiyorum aslında ben. O yüzden fazla hoşlanamadım. Ne kadar almıştınız? Evin perdelerini toplu dikildiği için hepsi 3400 liraya mal oldu. Perdelerin fiyatı sizce uygun mu hanımlar? Çok iyi mal etmişsiniz. Evet, ben bayağı bir piyasa araştırması yaptım. Araştırdınız mı? Her şeyin en ekonomini yapmaya çalıştım. Ben gene de pahalı buldum. Çok ekonomik bulmadım açıkçası. Ama komple perdeler. Benimki daha ucuz olduğu için bana biraz İşte şey cam geldi. Ölçüleriniz tül, yani kaç metre gitti, bunların hepsi. Bir de malzeme tabii. Çok gitti, evet, benim duvarlarım gerçi. Büyük olduğundan dolayı. Yeşim Hanım, siz galiba evinizi çok ekonomik döşediniz. Bana gelince görürüz arkadaşlar. Nuray Hanım'ın salonu için seçtiği halıyı nasıl buldunuz peki hanımlar? Bir de Nuray Hanım, ben halınızı çok spor buldum. Sanki böyle mutfak halısı gibi. Halı konusunda Özge'ye ben de katılacağım. Yani lila ve mor renkleri olmasaydı, belki düz mavi ve krem olsaydı daha uyumlu olabilirdi. Bir de fiyatını öğrenelim biz bu halının. Bu halı 700 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Biraz gerçekten pahalı sanki ama. 600 liraya aldık, biraz aldık pahalı. Diye hatırlıyorum. Evet, pahalı. Evet. Yani fiyat olarak bunda biraz ekonomik olamamışsınız bence. Evet ya, her şeyde evet. Olamıyoruz. Evet, bunda olmamış gibi görünüyor. Biraz... Evet. Yeşim Hanım, siz duvarlarda bir şey aradınız galiba. Ben de bir tablo mu görsem dedim daha iyi olurdu diye. İşte çok benim boş geldi evimde duvarlarım. Sade, yani genelde sadelik hakim. Ben evde böyle hani çok detay, ayrıntı ya da ıvır zıvır görmek istemiyorum. Sade aksesuarlar da var, ben öyle düşünüyorum. Hani iki tane de olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ya şöyle, ben hep şunu söylüyorum. Temizleyemeyeceğim ya da bakımını yapamayacağım bir şey evime almamın bir gereği yok.
Ve hayatta temizlik yapmaktan daha önemli şeyler var. Kendimi tabii sürekli ki evime adayıp böyle deli gibi temizlik yapmak, bir şeylerle uğraşmak bana göre bir şey değil. Aksesuar kullanmak temizliğe engel oluyor mu hanımlar? Dün çok aksesuar ve aynalar çok fazla benim evet evimde. Hakikaten temizliği zor. Ama ben bunlarla hani uğraşabiliyorum. Başka yerlere de yönelebiliyorum. Yani aslında aksesuar kullanmak ya da işte ayna vesaire bence bir engel değil yani. Bunu yapabiliyorsanız o sizin marifetiniz zaten. Evet. Ne mutlu size diyeyim o zaman. Yani bir çerçeve dahi yoktu evinde. Temizlik vesaire bunları işte sadelikten bunları bahane etti. Ama ben hiç inandırıcı bulmadım kesinlikle. O yüzden beğenmedim. Eve girdiğim zaman ben dinlendiğimi hissediyorum. Çünkü bir evin bence en önemli özelliğinden biri girdiğinizde konforu. Ev en mahrem hayatınız çünkü. Evet. Salon takımı olarak mı aldınız koltuklarınızı acaba? Yine mobilyalarımda da tek tek fiyatlandırma olarak değil toplu olduğundan dolayı. Bunlar içeridekiler, yatak odam ve iki tane beyaz eşya, buzdolabı, çamaşır makinesi toplamda 16.000 TL. Gayet uygun. Buna uygun abi. Evet, iyi duruyor. Evet. Bir de ben şeye çok dikkat ediyorum. Ağır olmaması benim için hani temizlik açısından aynı dediğim gibi. Ve dikkat ederseniz benim koltuklarım yüksektir. Ayakları da yüksek. Evet. Yani gayet öyle kullanışlı oluyor. Kullanış, evet çok kullanışlı o açıdan. Koltuk alacak arkadaşları da tavsiye edebilirim yani. Alt böyle çok ağır mobilyalardansa portatif mobilyaları tercih etmeleri. Ya yani en azından isteyenler için iyi bence. Bence de. Avizenize geçmek istiyorum. Ne kadar almıştınız? Yemek odası, oturma odası, küçük oda, iki tane holümde ve mutfağımda. Yani hepsi? Kadar. Hepsi 500 TL. Çok iyi. Çok iyiymiş. Evet. Nuray Hanım, ev gezmesinde gelinlerimizi ilk nereye götüreceksiniz acaba? Mutfağa geçebiliriz. Tabii. Buyurun kızlar. Hanım mutfağını kahverenginin tonlarıyla dekore etmiş. Sütlü kahve ve kahverengi dolapları, kahverengi masası, mermer tezgah, harflerle süslü tezgah duvarı ve İstanbul temalı halısı da kahverenginin tonlarını içeriyor. Nuray Hanım'ın bu seçimini gelinlerimiz nasıl değerlendirecekler bakalım. Kızlar burası da mutfağım. Burada da sadelik ön planda. Evet. Benim ilk önce bu sürgülü kapı dikkatimi çekti. Yer kazanma açısından bence çok güzel olmuş. İyi bir fikir. Evet kızlar, bu gerçekten hayat kurtarıcı bir fikir oldu. Bunu ben akıl ettim. Şöyle açılıp kapanması. Çok yani burada masamı olmuş istediğim şekilde oynatabiliyorum. Böyle açılmış olsaydı içeri doğru duvara doğru açılacaktı. Ve neredeyse şu alanımı kullanamayacaktım. Mantıklı bir fikir olmuş. Evet, ben de beğendim evet kapımızı. Evet. Dolaplarınızı da kendiniz yaptırdınız. Evet, kendim seçtim dolaplarımı bizzat. Ne kadar yaptırmıştınız? Mutfak dolaplarımı kapılarımla birlikte yaptırdım. Tam fiyatlarını ailem daha iyi biliyor ama bildiğim kadarıyla 7.000 civarı. Renk tercihi sizin mi peki? Evet, renk tercihi benim. Üzerindeki rakam değil galiba onlar. Harf. Harf onlar evet. Harfler dikkatimi çekti benim de. Evet gayet çok değişik bence. Değişik, güzel evet duruyor. Güzel mermer tercihi kimin peki? Mermer tercihi de yine annemle bana ait. Yani aslında alt ve üst tonlaması olarak ortadaki mermer uymuş ama bu sefer de sanki o yazılar biraz karmaşık durmuş gibime geldi. Müzik
Peki perdelerle halı uyumlu olmuş mu hanımlar? Ben perdelerle halının uyumluğunu pek beğenemedim. Ben de beğenemedim. Ben de üzerinde desenler olduğu için yani desenli ve yazılı şeylerden biraz hoşlanmıyorum. Yoksa iki rengin tonlaması güzel uymuş. Keşke desenleri olmasaydı. Evet, daha sade bir model daha güzel olabilirdi perde için. Perde de düz kullanabilirdiniz. Düz renk. Evet, düz beyaz olsaymış daha iyi olmuş. Evet. Çok sade olduğunu düşündüm. Bazı yerlerde biraz hareket katmak istedim. Nuray Hanım'ın avize seçimini nasıl buldunuz peki hanımlar? Avizeye de değinmek istiyorum. Avize buraya uymuş. Mutfak avizesi gibi. Temizliği de kolaydır bunun. Evet, zaten mutfak için baktığınızda mutfak için genelde ideal. Hep bunları tercih etmeniz gerektiğini de söyleyip yönlendiriyorlar. Nuray Hanım, mutfağınızda şeye dikkat ediyorum. Hep elinizin altındaki şeyler, kullanacağınız şeyler. Hani böyle bir dekoratif, mesela şu masanın ortasında bir süs ya da başka bir şey beklerdim. Herhalde siz sevmiyorsunuz mutfağınızda kullanmayı. Yani elimin altında bana engel olacak hiçbir şeyi sevmediğim için hep kullandığım şeylerle yani güzellik katmaya çalıştım. Aldıklarım sade güzel olsun istedim. Kendimce bu şekilde bir şeyler yaptım. Evet. Şurada bir baharatlık görüyorum. Evet, onu o benim için manevi bir önemi de var onun. Şöyle anlayayım. Evet. Bu benim anneannemin Almanya'da kullandığı bir baharatlıkmış. Kendisi vefat etti. Bana nasip olduğu için benziyor. Çok mutlu oldum. Hani anneannemden hatıra mutfağımda da hem de çok işime yarıyor, çok kullanışlı. Evet, ben şöyle, de beğendim gerçekten. Gösterebilirsin istersen. Şöyle dönüyor. Şu şekilde. Evet, güzelmiş. Ben de beğendim. Evet, ben de beğendim. Hem yer kaplamıyor. Evet. Mutfak için herhalde başka bir yorum yapamayacağız gibi görünüyor. Burada da sadelik ve kullanış açısından yerleştirmişsiniz. Evet. Sadelik demek hiç obje kullanmamak demek değildir bence. Özge Hanım'ın evi evet fazla karışıktı, obje doluydu. Ama burada da en azından bir iki ürün olmuş olsaydı, birkaç obje daha güzel olabilirdi. Evet kızlar, beyaz eşyaların fiyatını sormayı unuttuk. Ne kadar aldınız? Kendim buzdolabım mobilyalarıma dahil aldıklarım bulaşık makinem, fırınım, ocağım ve davlumbazım. Aslında davlumbazım da var ama seramiklerimde problem olduğu için tadilat gerekiyor. Yapıştıramadık riskli olduğundan dolayı. Hepsini 3400 TL'ye aldım. Bir de el blenderım var yanında. İyi bir seçim. İyi fiyat. Evet kızlar, tamamsa yatak odama da bir görelim isterseniz. Evet, orayı da merak ediyoruz. Buyurun geçelim. Gidelim. Nuray Hanım yatak odasında da tercihini kahverenginin tonlarından yana kullanmış. Pudra pembesi yatak örtüsü ve renkli bir halı sermiş. Nuray Hanım'ın değişik aydınlatması hemen dikkat çekiyor. Evet hanımlar, Nuray Hanım'ın yatak odasını nasıl buldunuz bakalım? Oh, ferah bir oda değil mi kızlar? Aynen öyle. Geniş bayağı. Avantaj olmuş sizin için Nuray Hanım. Evet, yatak odam büyük metrekare olarak. Gerçekten bunun çok faydasını görüyorum kullanırken. İyi oluyor yani büyük olması evin her zaman. Salondan daha büyük olduğunu düşünüyorum ben sanki. Öyle geldi ama metrekare olarak fark metrekare var mı? Metrekare olarak rakamları bilmiyorum ama. Görüntü açısından daha büyük duruyor ama. Duruyor. Evet, evet ama bence de. Peki avize için ne söyleyeceksiniz hanımlar? Ben avizenize takıldım. Sanki bahçe, çardak görünümlü gibi. Evet, yatak odasına pek uygun görmedim. Aldığım bir şey değil, bana abimin hediye ettiği bir şey. Her konuda hediye aldığını söyledi. Bu maddiyat açısıyla da olabilir. Yettiği kadarını yapacaktır. Hediyeleri de kabul etmiş. Hani onun hakkında çok büyük bir şey söylemek istemiyorum. Gelen hediye her zaman kabul edilebilir bence. İzmir taraflarında bunlar yani orijinal doğal bildiğiniz kabakmış bu aslında. Hı hı. İçi oyularak orada böyle sanatsal üzeri işlenip
Ama gece yandığı zaman o kadar güzel oluyor ki. Renkli. Ben mobilyama da uygun buldum. Özge Hanım, siz avizeyi beğendiniz mi? Zaten avize yani tek başına güzel bir avize. Değişik bir avize. Zaten el emeği yani her şeyden önce. Ama şey olarak yani renk olarak da uyuyor yatak odanıza. Hani model olarak basit kalmış ama kendi başına güzel tabii ki. Yatak odasının perdeleri beğenilecek mi bakalım? Perdeler dikkatimi çekti. Fonu ve bu sefer perdeyi bir kullanmışsınız. Kendini o biraz göstermemiş. Karışık durmuş. O perdenin üzerine farklı düz bir perde olmuyor. Komik duruyor yani. Bunu ilk kez duyuyorum. Tüylerimin fiyatı 3400'e dahil. Hepsi bir yapılmıştı zaten. Yatak odasının fiyatı nedir peki? Yatak odamda 16.000 TL'nin içerisinde. Yine onlarla toplanmıştık. Hep beraber söylemiştiniz zaten. Evet. Yatak örtünüzü beğendim. Pudra pembesi olması hoşuma gitti ama sadece yatak odanıza uygun bulmadım. Ben de öyle ama yani tek başına güzel. Modeli de sade. Ben de sadeliği çok şık durmuş. Evet. Ama krem rengi olsaydı daha yakışmış olabilirdi buraya. Yani yatak örtümün renk olduğunu düşünüyorum perdelerde ve mobilyalarda. Örtümün fiyatına gelince örtüm bana teyzemden hediye. Bir de halı seçiminiz yine renkli olmuş. Siz böyle renkli halıları seviyorsunuz evet. Herhalde. Çünkü sade evim, çok sade. Hep böyle hani... Aslında yatak odanız sade değil yani bir kere şu dolap bana kalırsa yani şey hareketli bir şey yani bana kalırsa sade ama değil. Detayım yok. Ama halılarınız yine uymamış. Ben yine halılarınızı beğenmedim. Ne yazık ki. Yani halıyı sadece yatak örtüsüyle uygun bulabildim. Ama takımla birlikte pek fazla uyumlu bulamadım. Yatak odamda işte sade yeri abartılı, abartılı yeri sade. Hani bence yorum yapmak için yapılan yorumlar oldu gibime geliyor. Halılarım beğenilmedi. Halılarım bence evimdeki tek hareketli şeyler. Çünkü duvarlarım, yerlerim, her şeyim sade. Bence mantıklı bir seçimdi. Bulamadıkları için bir şey o şekilde söylediklerini düşünüyorum. Bir de şey dikkatimi çekti. Hiç mesela aksesuarınız yok evet. Yine. Hiç kullanmıyorsunuz. Kullanmıyorum. Yani mesela komedinlerde vesaire ya bir gece lambası olabilir evet, ya da başka bir şey olabilir. Bu da bir tarzı. Bazen mum seviyorum. Hani çok yani kullanım açısından çok değil ama arada sırada kullanıyorum mumları. Evet anladım. Ya aslında ben çeyizi merak ediyorum. Herhalde çeyiziniz de bu kadar sade değildir diye umuyorum. Yok yok. Çeyizde size göstereceğim çok şey var kızlar. O zaman merak ettik. Siz bize eşlik buyurun edin. O zaman bakalım çeyizimizi. Bakalım Nuray Hanım'ın çeyizi iddia ettiği gibi dolu dolu mu? Kurdele işi havlular, etamin işi seccadeler, el örgüsü yelekler, dantel işli yatak takımları, iğne oyalı yazmalar. Evet hanımlar, Nuray Hanım'ın çeyizi söz ettiği gibi mi? Nuraycığım çeyizin gerçekten rengarenk. Aslında aradığım çeyiz örneklerine yakınsın sen de burada. Yani dünkü görmek istediğimde aslında böyle bir çeyizdi. Yanlış anlaşılmasın. Bana bir laf geldi yine. Pınar bana orada bir laf attı. İşte o herhalde nevresim vesaire, yorgan yastık onlara önem veren bir kız. Kendi çeyizinde de olduğuna göre demek kendine güveni yok öyle bir şey yaptı. Ama ben zaten kullanmıyorum o tarz şeyleri. Ben, tek tük vardı. Onlar da bana yetiyor zaten. Bazanın altında duruyorlar öyle. Hayır o konuda değil. Hani çeyiz yetersiz mi diye sorduğun için söylüyorum. Yani hani beklediğim şeyler aslında bu tarz şeylerdi. Ben çeyizi beğendiğimde Özge direkt olarak bana mı laf atıyorsun dedi. Halbuki ona laf atmadım. Dün ona ben cevabını verdiğimi düşünüyorum. Benim evime geldiğinde de görecektir. Çeyizi beğendiğimi söyledim. Onunla ilgili bir durum yoktu. Sen yatak örtülerini falan bekliyordun. Aynen ben de öyle. Bir tane, hani Nuray'da onu gördüm. Çeyiz var. Genel anlamıyla güzel duruyor. Hatlarını inceleyeceğim tabii. Çeyize çok önem veriyorsun. Evet. Hanımlar artık çeyizlere bakalım mı? O zaman ilk ben başlayayım. Buyurun. Bu havluyu çok beğendim. Kurdele işi sanırım. Evet. Çok evet, güzel ben olmuş. De çok beğendim ben de gerçekten. Çok beğendim onu gerçekten. Bunda bayağı şıkırtılar pıkırtılar. Aynen. Bir işler var i̇şler gibi görünüyor. Var, evet. Şunlar herhalde tek tek örülüyor. Evet. Halkalara. Bizde çeyiz yeni gelin evlerinde genelde kapı üzerlerine havlu atılır.
O yüzden hani kapı üzerlerine atılan havlularda böyle hareketli yapılır biraz. Peki siz kullandınız mı o şekilde? Evet, kapı üstünde kullandım onu. Çeyizim ilk serildi. Çünkü biz çeyiz sermadeti yapmıştık. Benim de şu dikkatimi çekti. Bu bayağı şık bir şey. Ben böyle siyah rengi çok seviyorum seccadelerde. Açalım isterseniz. Açalım. Gösterelim izleyicilerimize de. Bunların hepsi el işi zaten. Evet. Bende de vardı. Bunlar bayağı meşakkatli işler, evet, zor şeyler. Tek tek sayılıyor diye biliyorum ben. Aynen, yanlış öyle bilmiyorsam. Evet, gayet ben şık. Çok beğendim. Çok ben şık. Ben de çok beğendim. Bu da yine kayınvalidemin bohçama koymuş olduğu onların yöresel örgülerindenmiş sanırım. Böyle uzun çorap örerlermiş kışın. Evet, çarık gibi bir şey var çarık, çarık. Evet, çarık diyorlar. Ben yani Karadeniz'de anneannemlerde falan, annemlerde de olurdu da hani varsa koyulur bizde. Artık son çeyizlerde pek rastlamıyorum ben. Bu da pike takımı sanırım. O da yine bununla aynı şekilde bir set. Bunun da renk tonu keşke kırmızı olmasaydı bence. Belki. Ama siz herhalde kırmızıyı seviyorsunuz. Yatak odasında kırmızıyı seviyorum. Kırmızı nevresim takımlarım da var hazır aldığım. Bence biraz yatak odasında yani uygun diye düşünüyorum. Ben bunun renklerini çok beğendim. Kırmızı, siyah ve bu oyaları da hoşuma gitti. Evet, fiyonk yapmışlar sanırım. Ya çok güzel duruyor. Bu ne için? İğne oyası mı? Ben de iğne oyası. Evet. Biraz şuraları falan fiyonk yapılmış. Nasıl yapılmış onu da testlemedim. Herhalde anneniz bunu hazır alıp buraları işlemiş. Bunlar bazı annem iğne, bizde genelde tığ oyaları yapılır. Aha. İğne oyaları falan. Onlar da çok zahmetli. Hani yapanlara yaptırılır genelde. Bu öyle bir şeydir muhtemelen. Evet. Şu pembeyi de alabilir miyim? Pembe turunculu olanı. Sizin üstünüze yakışır. Takın da deneyelim Pınar Hanım. Bakalım nasıl duruyor. Pembe pembe giymişsiniz bugün. Gayet güzel oldu. Yakıştı size de. Evet, size kapanlık yakıştı. Aynen. Bahçeye çıkmaya hazır kızlar gibisiniz şu an. Ben de şuna bakayım. Ben de deneyeyim mi kızlar? Bakalım bana yakışacak mı? O da senin kıyafetin. Aynen öyle. Oyası da güzelmiş onun. Yakıştı mı? Aynen. Biraz değişik bağladım ama. Yok, aynen. Gözlerinizle çok güzel oldu. Evet, yeşil gözleriniz. Evet, teşekkür ederim. Peki bu panoya bakalım. Hep evet, aşkı, bu da bizim özellerimizden biri yine. Wow, ben bunu çok beğendim. Bunu yine eşim askerdeyken matbaacı arkadaşıyla birlikte sert bir zemin üzerine matbaada basıyor bunu. Nişan fotoğrafımız, dış mekan çekimlerimizden bir resim. Bu da yine çift yönlü bir arkadaşlar şey. Askerde olduğu için de böyle... Sonsuza kadar hep aşkla Nuray Zekeriya Gönenç. Evet, güzel olmuş. Askerde evet, yapmış olduğu evet bir şey kendi eliyle. Beğendim ben de. Nuray Hanım, burada kırmızı bir kutu görüyorum. Bu herhalde sizin kına gecenizle alakalı bir şey. İçindeki hediyelerinize bakabilir miyim? Tabii. Bu paketi gelin hamamım için hazırlamıştım. Şöyle göstereyim. İnternetten araştırdım ben bunu. Aslında hazır yaptıracaktım. Hazırlıyorlar bu şekilde ama 800 evet lira fiyat verdiler bana. Kendim hazırladım her şeyini. Evet, şunları ayrı aldım, bunları ayrı aldım. Yapıştırdım, kendim yaptım. Aynı şekilde bunları onun da doldurucu. Onun içinde ne var? Şampuan var bunda. Şişeleri aldım, yapıştırdım stickerlarımı. Bu küçük ve, bir mum herhalde. Evet, bunları da yine kendim hazırladım. Süsledim mumları ellerinde tutmaları kese için. Kese koymuşsunuz. Evet, hediye olarak yine kese bıraktık. Son olarak da şöyle bir şey, kurabiye koymuşuz evet galiba. Güzel bir düşünce. Ben beğendim. Gayet hoş. Bence de gayet aynen güzel. Peki sizin hiç el emeğinizde yaptığınız bir şeyiniz var mı çeyizinizde? Çeyizimde yok. Ya yani el işi olarak ben zaten yapamadığımı söyledim. Yapamıyorum. Yok o yüzden de. Anladım. Peki ben bir şey daha görüyorum burada. Bir taç görüyorum. Bunu gelin tacınız mı bu? Yok, o benim gelin tacım değil. O benim gizli nikahımın tacı. Nasıl yani? Gizli nikah mı? Şimdi söylemeyeceğim kızlar. Birazdan anlatacağım o olayı. Merak ediyoruz. Bir dakika Nuray Hanım. Gizli nikah mı dediniz? Doğru mu duydum? Evet, gizli nikah. Gizli nikah. Gizli nikah. Nişanlı nikah. Vay vay vay. Çok merak neler ettim yapmışım. Bir an önce geçsek iyi olur. Aynen bence öyle. Gizli nikah meselesini iyice merak ettik doğrusu. O zaman kızlar sofraya geçelim, ikramlıklarımızı alalım. Sonra da ben size gizli nikahımı anlatacağım. Tamam. Tamam. Çok iyi olur. Nuray Hanım'ın ikram masası ve yemek odası için hangi yorumlar gelecek bakalım?
ilk neye yorum yapacaksınız Pınar Hanım? Avizeye baktığımda bu avize sanki salonumuza daha uyumlu gibi. Kahverengi ayakları var galiba ve kendi de bronz. Evet, evet. Diğeri siyahtı. Burada konsolumuz siyah. İkisini değiştirip masanız da mı kahverengi? Bakarsınız şöyle. Şunu neden acaba siyah aldınız? O aslında içerinin hani size anlatmıştım ya, yani TV ünitesini oraya alacağım. Perdelerim az kökürdür yemek setim porselen. Masanız hakkında yorum yapalım o zaman biz. Evet, yemek bakalım. Takımlarınızı beğendim. Şöyle yapalım. Evet, ben de beğendim. Gerçekten sade, şık. Ben biraz günlük buldum ama kendi şeyine göre güzel. Bardak takımıyla da uyumlu buldum aslında. Evet, gayet yani uyumlu. Yani birbirinin desenleri. Küçük de olsa bir bilgi vermek istiyorum. Belki bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir izleyenlerden. Ben porselen satışında çalıştığım için porselenleri birazcık daha iyi tanıdım. Bir fırsatım oldu. Tabağın içerisinde bir desen varsa kesinlikle önermiyorlar. Bunları öğrendikten sonra renkli ve desenli almamaya karar vermiştim. Piyasa fiyatı 700-800 lira civarıydı. Ve ben kendim o işi, yani satışını yaptığım için falan yemek takımımı 200 liraya aldım. Çok iyi. Evet, çok o dönem kahvaltı takımım falan da var işte. Ya fiyat olarak çok iyi ama yemek masası ve misafir takımı olarak bakarsak günlük. Biraz günlüğe andırıyor bunlar. Pınar Hanım, peçeteleri beğendiniz mi peki? Peçete takımınızın rengini de güzel buldum. Hatta komple bu odaya bunu uyumlu buluyorum. Bunlar sanki el yapımına benziyor. Evet. Masa örtümü ben kendim özel diktirdim. Çünkü yuvarlak masa örtüleri piyasada biraz zor bulunuyor. Genelde evet, kare masalara evet, göre örtüler var hep. Bunun işte fiyatı ne kadar peki? Bu ne kadar? 170 TL peçeteleriyle birlikte. Mihriban Hanım, siz neye yorum yapacaksınız? Evet, ben de çatal kaşıklarınıza değinecektim. Gerçekten uyumlu, sade, şık. Yani beğendim, güzel. Ben de beğendim. Zarif duruyor gayet. Çatal kaşık setinizin fiyatı ne kadar peki? Çatal kaşık setim 400 TL. Bardakları atladım herhalde. Bir de bardakları öğreneyim. Bardaklarımı ben kendim takım yaptım. Yani böyle hani set şeklinde almadım. Evet. Onlar da bana 150-160 lira civarına geldi. Çok iyi. Çok, çok uygun fiyat. Evet. Bence de uygun. İkramlarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de mısır ekmeğini gördüm şimdi. Bizim yöremizde de var. Karadenizli değilim ama çok severim. Hatta varsa akşam eşime de götürebilirim. O zaman alalım kızlar. Yorumlarını bitiren gelinlerimiz ikramları tabaklarına alıyorlar. Nuray Hanım, tabaklarımızı da aldığımıza göre artık şu gizli nikahı izlesek mi? Evet kızlar. Evet, ben de merak ediyorum. Geçelim o zaman. Nuray Hanım ve eşinin tanışma hikayesi ne? Arkadaşın doğum günü var, tanışmış olursun sen de gibisinden davet ediyor. Nuray Hanım ve eşi neden gizli nikah yapmışlar? Biz gittik kendi kafamıza göre Ocak ayında nikahımızı yaptık. Nuray Hanım'ın nişan töreni ve düğünü eğlenceli bulunuyor mu? Hemen görümcem de oraya giriyor parayı görünce. Merak ettiğiniz her şey az sonra gelin evinde. Çaylarınız geldi. Nasıl olur gelin evi döşemesi? Evet hanımlar, Nuray Hanım'ın ikramları nasıl? Güzel olmuş mu? Nuray Hanım, ikramlarınız çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Sarmanız da güzel. Afiyet olsun kızlar. Mısır ekmeğine bayıldım. Gelinlerimiz şu gizli nikah meselesini dinlemek için sabırsızlanıyorlar. Nuray Hanım, bu gizli nikahınızı çok merak ettim. Çok ilgimi çekti. Ne zaman anlatacaksınız bize? Anlatacağım birazdan. Ama önce bir tanışalım.
tanışma hikayemiz var. Onları anlatayım, ondan sonra evleneceğiz. O zaman önce tanışma hikayenizi dinleyelim Nuray Hanım. Kızlar, ben eşimle ilkokul arkadaşım aracılığıyla tanıştım. İstanbul dışında yaşıyor. Yani Bolu'da zaten. İstanbul'da iş buluyor. 4 Aralık'ta İstanbul'a geliyor. 7 Aralık'ta benim doğum tarihim. Arkadaşım da şey diyor, hani gel görüşelim, İstanbul'a geldin falan. Hem diyor bir arkadaşın doğum günü var, tanışmış olursun sen de gibisinden davet ediyor. Biz de bir mekanda öyle arkadaşlarla küçük bir kutlama yapıyoruz. Sonra gelirken bir kalem alıyor bana ve kaleme çok güzel bir not yazıyor. En güzel anılarını yazman dileğimle diye. Neyse, o akşam işte geldi, hediyesini verdi, biz tanıştık. Tabii önümüz yılbaşı, Aralık ayındayız. Biz yine aynı grup arkadaşlarla bir şeyler yapmak istiyoruz. Plan yapıyoruz, işte bir şeyler yapalım gibisinden. Tabii artık o da bize dahil oldu falan. Yılbaşı akşamı herkes sattı. Biz kaldık 3 kişi. Arkadaşım, eşim ve ben. Sonra biz gittik, bir yerde eğlendik. Ve bu arada ben eve yalan söylüyorum. Tabii yılbaşı gecesi. Sabaha kadar çalışacağım, yoğunluk var falan diyorum böyle. Saat gece 2 falan oldu. Bizi tanıştıran arkadaş bayağı bir oldu. Sürekli evden arıyorlar onu. Hadi gel gel. Ben eve gidemiyorum diyor. Biz neyse Zeki ile geldik. Bunu bıraktık evine mecburen. Hikayenin bu kısmını Nuray Hanım'ın eşinden dinleyelim. Biz o akşam Nuray dedi ki ben de eve gidemem. Böyle böyle bir durum var. İyi dedim, ne yapabiliriz? Yani bu saate kadar önümüzde bir 4-5 saatimiz var. Dedim bari sahile bari gidelim en azından dedim. Sahilde biraz otururuz falan. Neyse biz indik marinaya. Biz orada oturduk. Arabanın içindeyiz tabii. Sohbet etmeye başladık. Birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Zaten akşam yemeğinde bir kıvılcım başlamıştı bizde. O kıvılcımı ateşe döner mi? Yoksa köz olup söner mi? Diye düşünürken baktık alev oldu. Gerçekten bizim için birbirimizi tanımamız adına gayet güzel bir geceydi. Zaten artık biz sevgili olmuştuk yani. Oo, hemen ilk günden şey yaptık. Aynen. Yani. İkinci görüşte sevgili oldunuz. Aynen evet. Aynen. Bir de ben o gün yarım gün çalışacaktım. Yılbaşının sabahı. Beni işe bıraktı sabah. Telefonumu verdim, işe geldim. Üzerinden bir 40 dakika falan geçti geçmedi. Mesaj gelmiş. Baktım bu. İşte yılın ilk günaydını benden olsun yazmış. Öyle biz mesajlaşmaya falan da başladık. O şekilde bir tanışmamız oldu. Ortamdaki insanlardan daha bir farklıydı. Oturuşu, duruşu, bana bakışı, ortamı, ambiyansı, kotlayışı bunlar başkaydı, farklıydı, güzeldi ve sıcaktı ve samimiydi. Zaten insana biraz aptala malum olur herhalde. Bir ışık hissediyorsun. Bir ışık hissettim, bir yakınlık, bir sıcaklık hissettim. Hatta kızlar yılbaşı gecesi eğlenirken bir videomuz var, gösterelim. Önce fotoğraflardan başlayayım ben. Bu doğum günümdeki bir kare. Ben hemen sen şu neredesin? Baştaki leopar desenli şal var omuzumda. Evet. Bence eşiniz elini kaldıran. Evet, sarılı. Saçlarına dikkat ederseniz biraz evet, uzun. Ben ona hep şey diyordum, Hans diyordum o yüzden. Bir de sarışın, böyle Almanlara çok benzetiyordum. Kendisi istedi saçlarımı kestirmemi. Kestirdim, şimdi de diyor ki keşke uzun olsa. Yani bir de şöyle bir durum var herhalde. Dünyayı kadınların önünde serseniz, ya keşke şu tarafa serseydin gibisine bir klişe laf var. Onun gibi bir şey oluyor herhalde. Ama sıkıntı yok. Bir daha serme fırsatım olsa o tarafa doğru sererim. Yılbaşı gecesi içinde hep arkadaşıma şey soruyordum. Hans da gelecek mi? Hans da gelecek mi falan diye. Bu da beraber... Kopuşu galiba. Aynen. Bu da yılbaşı gecesinin işte o... O siz misiniz? Oynayan. Evet. Evet. Nuray Hanım. Ben saçlarım uzun da Ne kadar sürdü beraberliğiniz peki sevgili? 10 ay. 10. ay istediler. Tanışmanız nasıl oldu peki? Bir akşam buluştuk. O da eşim hep işten geç çıkıyor. Ben de o gün izinliyim. Akşamları dışarı çıkmam problem oluyor. Ben neyse bir şekilde bir bahaneyle çıktım. Dolaşıyoruz. Ben saat erkendir zannediyorum. Saat 11.30 falan olmuş. Ailem merak ediyor. Telefonum açık aslında ama telefon çekmemiş. Ben de diyorum ki hiç kimse de aramıyor. Rahatım. Arayan durum olmadı. Arayana kadar oyalanayım falan. Siz de öyle düşündünüz tabii. Telefona sürekli ard arda mesajlar gelmeye başladı. Arayan mesajları. Buradaki bildikleri arkadaşlarımın evlerine gitmişler. Artık emniyete kadar yani karakola falan. Peki?
12'ye geliyor. Haliyle merak etmişlerdir evet. Yani. Artık şey karakola gidecekler. Ben tabii o aramaları görünce hemen anneme döndüm tabii ilk olarak. Felaket, hiçbir şekilde gel, karışmıyorum. Baban, abin seni bekliyor. Eyvah dedim yani. Yandık. O geceyi ufak zayiatlarla atlattık böyle. Sonrasında öğrendi tabii. O saatte dönüşümü hiçbir şekilde açıklayamadım. Yani tabii. Bahanem çürümüş oldu. Peki ben şeyi merak ediyorum Nuray Hanım. Eşiniz size evlenme teklif etti mi? Hayır. Etmedi. Etmedi. Yani böyle hani sürpriz ya da bir organizasyon olmadı. Hı hı. Nişana bir akşam kala söz yüzüklerimiz falan alınmıştı. Böyle arabada gelirken evlenme teklifi etti yani. Ha, evet. Çok yoğun bir baskı üzerine. Evet, evlilik teklifi yok. Genelde bayanlar ister. Arkadaşımıza yapılmamış. Ama bir eksikliğini de gördüğünü zannetmiyorum. Son anda söylemiş ama bu da bir teklife girmez bence. 10. ay birlikteliğinizde aileniz öğrenmiş oldu. Peki bu tanışma ne zaman oldu? İlk abim öğrendi. Daha işte o olaydan sonra hani abim sürekli anlıyordu ve ben artık açıklamak zorunda kaldım. Tepkisi nasıl oldu? Hani herhalde anladığımız kadarıyla sert bir yapıya sahip. Ciddi olduğumuzu, aileleri tanıştırmak istediğimizi belirttiğimiz için gayet ılımlı yaklaştı. Biz adam yemiyoruz hani falan şeklinde. İyi süpermiş. Evet. Abimle işte eşim buluştu, tanıştılar. Annemle annesi telefonda tanıştılar. Derken işte bir belirli tarih belirlendi. Tanışmaya geldiler. Aileler tanıştı. Bir kere de biz onlara gittik. Ama benim ailem, annem özellikle hiç istemedi. O niye? Annem maddi anlamdan hani birazcık daha iyi şartlarda belki de hayal ettiği şeyler farklıydı. O yüzden istemedi. Çok direttik. Hatta ben anneme hep şey diyordum. Yazık ki ya hiçbiri, hiç kimse yani şeklinde. Çok gergin dönemlerimiz olmuştu. Sırf ben istediğim için. Kabul etti. Evet, kabul ettiler. Gizli nikahı ne ara kıydınız peki? Kızlar anlatacağım. Oraya da geliyorum yavaş yavaş. Sırayla gitmek istiyorum. Bizi daha çok merak ettirmek istiyorsunuz anlaşılan. Anlatacağım ama. Sonra yani aileler kabullendi. Söz yaptık. Sözüme ait video var mı? Yok maalesef. O gün hiç neden akıl edemedik. Neden peki? Gerçekten falan. Hiç profesyonel insanlar yoktu. Telefonla da mı çekmemişler? Telefonla çekilen sadece 2-3 tane resim ya var. Aslında mesela benim sözümde de hani öyle profesyonel bir şey yoktu. Telefonla çektik hepsini. Evet ama o gün işte hiç kimse düşünmemiş ve ben hiç akıl edemedim. Tuzlu kahve yaptınız mı? Tuzlu kahve tabii canım, olmazsa olur. Resmin var mı diyeceğim, onun da yoktur herhalde. Evet, yani söze ait bir tane, onları da şimdi gösterelim. Bakalım o zaman. Bunlar tek taşımla çiçeğimi kendim böyle bir şey yapmıştım. Evet, sözden eşimle tek karemiz zaten. Arkası parlamasaydı evet, bunu görebilirdik. Camın önünde durmuştuk. Bu da detay çekmişim kendimce. Bu da çiçeğiniz. Evet. Söz günü getirdikleri. Kızlar bu kadar. Söz, ne kadar sözlük aldınız peki Nuray Hanım? Bir hafta. Gerçekten mi? Evet. Şöyle oldu. Biz tek taşımızı taktık biz. 7 Ekim'de taktık. 19 Ekim'de de nişan yaptık biz. Nuray Hanım o zaman nişan videonuzu izleyelim sizin. Evet, artık nişan videomuzu izleyelim. Orada detayları da görmüş oluruz. Aynen öyle. Ben bir çayımı tazelemeye gidebilir miyim Nuray Hanım? Tabii Özge Hanım. Mutfak hemen karşımız. Kıyafetinizi ne kadar almıştınız? 200 TL kızlar. Çok iyi. Evet. Size de evet. Çok yakışmış. Zaten kabarık ben hoş. Sadece düğüne yakıştırıyorum. Dün de belirtmiştim Özge Hanım'ın yani elinde. Aile arasında bir nişan için uygun gördüm ben bu kıyafeti. Ben de çok kalabalık değilmiş zaten. Salon neredeydi müit olarak? Kadıköy'deydi. Ne kadara tutmuştunuz? Normalde yaptığım nişanın maliyeti 8000 TL'ye falan denk geliyordu. Ama 2300 lira ödedim. Bunun 1200 lirasını da bana hediye olarak geri verdiler. Nişan hediyesi olarak. Kaç kişi yer miydi bu? Evet. Kaç kişiydi peki? 105 kişiydi. Hı. Gayet uyguna gelmiş. Takınız ne kadar oldu peki? Takım da 7000 lira civarı oldu. Hı, iyi olmuş. Bu nişandan kârlı çıkmışsınız o zaman. Evet, öyle oldu nişanım. Kızlar dans eden şuradaki kayınvalidem, sarı saçlı olan. Bu da kayınpederim ve en küçük görümcem Baskül ailesi. Ben de zaten hiç yabancılık çekmedim onlara. Tombik tombik bir gelin oldu. Ne güzel oldu. Kendinizle barışıksınız. Evet. Evet. Biz daha adettir çeyiz nişanda serilir, bohçalar serilir. Çeyiz değil de yani bohçalar serilir. İstememiştim.
serdirttiler. Ben nişan alışverişi yaptırtmadım. Buradakiler de sadece el işi çeyizlerim yine. Nişanlım dedim ya hemen askere gitti. Ben bir sene boyunca onları nerede saklayacağım falan diye aldırtmadım. Onun yerine kayınvalideme bir bilezik aldırtmıştım nişan alışverişi yerine. Yani bir bilezik ekonomik olarak fazladan bir şey alacağım diye bu adetten geri kalmamalıydı. Bence yapmalıydı. Ben böyle düşünüyorum. Merhaba Özge Hanım. Merhaba Dış Ses. Biraz dedikodu yapmaya geldim. Sessiz sessiz konuşalım. İnanılmaz sıkıldım. Yani Nuray Hanım'ın hikayesi ne çok uzatarak anlatıyor. Yani birazcık kısa kesse iyi olacak çünkü daha düğünü var, nişanı var, konuşmak istedikleri çok şey var anlıyorum ama çok uzatıyor. Çok sıkıldım. Biraz nefes almaya ihtiyacım var. Ayrıca tanışma hikayesi de çok hızlı gelişmiş. Yani ilişkileri çok hızlı bir boyutta ilerlemiş. Ben birazcık şaşırdım açıkçası. Ama çok da ilgimi çekmedi. Çünkü hiçbiri bizim hikayemiz kadar anlamlı değil bence. Benim hikayemin çok dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Diğer kızlarınkini de göreceğiz. O şekilde şey yapmıştık. O da mantıklı bir şey olmuş. Evet. Ya en azından ben geldim zamandı. Kızlar. Nasıl geçti? Kaçırdın mı bir şeyler girişinizi falan? Çok bir şey kaçırdığınız söylenilemez. Devam ediyoruz zaten. İyi bakalım. Burada kayınvalidem ve kayınpederim resmen benim nişanımda aşk tazelemişler kızlar. Ne güzel. İnşallah evet, biz de böyle oluruz gerçekten. İnşallah. Çok güzel evet. Görünüyorlar. Aynen. Çok aynen. Tonton ikisi. Evet. Birazcık yüzünüz asık gibi ama bir sıkıntı mı var orada? Evet, orada bir sıkıntı var benim. Özel değilse evet, dinleyebilir miyim? Ben aslında yüzüğümü babamın takmasını istemiştim. Bu yüzüklerle ömür boyu bir arada bir mutluluk olarak görmekten şeref ve mutluluk duyacağımızı emin ediyorum. Sizlerin sayesinde Allah'ın izniyle. De illa da dayın taksın dediler. Tabii orada çok da hani müdahale edemiyorsunuz. Tabii. Yüz ifadenizle yeterince müdahale etmişsiniz ama. Evet. Aynen. Evet, ben de yeğenimin yüzüğünü takıyorum. Ya Allah, ya Bismillah. Bir şey para isteme olayı oluyor mu peki? Evet, onu da şimdi abim yapacak görürsünüz. Kesmiyor makas falan diye. Kayınpederim veriyor. İşte zaten pazarlık yapıyor. Şöyle kes, böyle kes falan diye. Yok keser falan. O veriyor. Evet, şu an veriyor. Allah Allah. Ya bu. Ben de kendi yüzüğümü takıyorlar ama çılgınlar gibi kendimi alkışlıyorum orada. İşte bu da çok mutlu olduğunuz gösteriyor. Takı törenimiz. Takıda peki toplam ne kadar oldu nakit olarak? Yani nakit şey ayrımı hani şu an çünkü üzerinden bayağı bir geçti. Aklımda kalan toplam hepsi 7000 civarına, yani 7000'e çok yakın bir rakamdı diye hatırlıyorum. Evet kızlar, nişanımda Özge senin eşin hiç görünmüyordu, benim eşim de hiç çıkmıyor. Başımdan hemen görümcem de oraya onda. Giriyor parayı görünce. Damadı yere mi yatıracaklar? Burada kızlar bizde adetmiş. Ben de kendi nişanımda öğrendim. Damadı yatırıyorlar. Kızın abisinden para istiyorlar. O benim abim. Bu sefer tam tersi. Evet. Tam tersi. Evet. Onu yatıran da teyzemin eşi, eniştem. Damat bey ciddi ciddi acı çekiyor galiba. Evet, beli kırılacakmış artık yani. Evet. Biraz hızlı olsalarmış. Abim 5 lira koyuyormuş. Hayır yetmez falan diye. Damat beyi tutan bey damattan daha zayıf. Zayıf. Her
Herkes damat paya para yapıştırıyor. Ne güzel. Evet, eğlenmişsiniz bayağı. Çok payımız vardı uçuştu havalarda. Pastanız gerçek. Gerçek bir pasta gördük, evet, Özge'den sonra. Her zamanki gibi yine bahşiş istiyorlar. Ya, en pasta tuhaf için. Kısmı bu. Evet, hiç hoş değil bence de. Ben o yüzden hep eşimin cebine beşlik beşlik koyduk. Bir cebine beşlikleri koyduk. Uyanık gelirsiniz. Evet. Güzel bir mantık aslında. Nuray Hanım, bahşiş verilmesinden memnun kalmamışsınız. Evet, zaten ben hep gözüm şeyde bakıyorum, ne yapıyor, ne ediyor. Hep böyle bir kontrolüm altında zaten her paraları şey. Paraları saymış gibi duruyorsunuz. Gitti paralar gibi. Evi beğenmedim. Bir de her şeyden böyle kısmış. Böyle biraz açıkçası paracı gibi geldim. Eyvah eyvah, sizde bu el karışıklığından olmamış bari iyi. Evet. Kayınpederiniz doktormuş. Kayınpederim evet. Çok başarılı. Baksanıza oynamayı seviyordu galiba. Gerçekten hiçbir erkeğin bu kadar bir de hani şey yaşı da var. Döktüre döktüre evet, oynuyor. Evet, hiç görmedim. Çok eğlenceli bir tip gibi gözüküyor. Kayınpederi çok güzel oynuyor. Gerçekten ilgimi çekti. Yani tebrik ediyorum onları da buradan. Şu siyah gömleklinin yanında bakın. Evet. Gördünüz mü? O da amcası. Kilolu ama bakar mısın şeylerine? Zil falan mı var onun elinde? Ziller var evet, bazılarında var. Yani zil, kaşık. Tamam, o amcada zil var. Hı hı. Getiriyorlar yani öyle şeyleri yanlarında. Bu da Cezayir diye bir oyunmuş. Bu oyunun özelliği kızlar en önde köçek oynuyor. Köçek ne yaparsa arkadan gelenler onu yapıyor. Keçek mesela orada duran birini öptüyse herkes o adamı öperek geçiyor yanından. Köçek yok sanırım ama. Burada yok. Aslında şu öndeki siyah gömlekli ve onun bir kardeşi daha var. Bunlar böyle köçek gibiler zaten. Bütün düğünlerde oynuyorlar. Yani çok enteresan bir oyun. Düşünsenize. Amcasının oğulları zaten. Sevmediğin ya da kavgalı olduğun birine denk sokak geliyorsun. Ne oluyor yani? Damat tarafının hepsi oynamayı seviyor anlaşılan. Evet, belli. Herkes çok eğlenmiş ama. Zeki Bey, oynamayı seviyorsunuz galiba. Biz zaten aile, sürali olsun oynamayı severiz. Kızlar şimdi burada yerde dikkat ederseniz paralar var. Kayınvalideme diyorum ki git hani alsana yerde para. Kayınvalidem de bir an benim aklıma uyuyor. Paraları almaya yöneliyor. Sonradan herhalde aklına geliyor ya da biri söylüyor bilmiyorum. Yere atılan paralar oradaki orkestranın ve oynayanların olurmuş. Öyleymiş, ben bilmiyordum tabii. Allah'tan bana uyup da öyle bir şey yapma. Yere paralar düştüğünde toplamaya kalktığını söyledi. Herhalde daha önce hiç düğüne gitmedi, para atıldığının farkında değil. Halbuki bizim düğünlerimizde dolarlar havada uçuşmuştu mesela. Geldiklerinde görecekler. İşte bu da Zeki'nin amcası. O da döktürüyor. Çocukların da babası oluyor. Baba öyleyse çocukları da yani, öyle olur yani. Nişanınızda erkekler hanımlardan daha çok oynamış. Evet, aynen öyle oldular.
Kızlar burada da kayınvalidem bana şey dedi. Çikolatanı bekar kızların başından aşağı atarsan kısmetleri açılır dedi. Ben de böyle herkesin kızlar başından aşağı. Kızlar da başını aşağı... salmış evlenmek isteyenler. Aynen. Böyle. Sonra, güzel, eğlenceli bir şeymiş bence. Eşim de geldi, sen o kadar para verdiğim çikolatayı havaya mı savurdun diye. Herkes masadan toplayıp toplayıp yiyor. Herkes gayet eğlenmiş, güzel evet. Geçmiş. Evet hanımlar, Nuray Hanım'ın nişanını eğlenceli buldunuz mu? Nişanım çok eğlenceli geçmiş, beğendim. Ama benim aklım hala gizli nikahta, çok merak ediyorum. Evet, ben de çok merak evet, ediyorum. Evet kızlar, bir an unuttum. Ona geleyim artık. Evet, biz de şöyle yerleyip kalalım. Merakla bekliyoruz. O nişan stresi, askerlik döneminde yaşanılan olaylar beni psikolojikmen şey yaptı böyle. Hani yıprandım, bir takım problemler yaşadık. İş yeriyle ilgili bazı sorunlar yaşamaya başladım. Şeydim böyle, kafam atacak, çıkacağım. Bir yandan da nikahımı yapıp tazminatımı da almak istiyorum ki kullanabileyim. Nikaha da daha çok var, 6 ay hani şey düğüne yani çok var. Ne yapalım, nasıl yapalım, nasıl durayım, nasıl kalayım böyle psikolojik bir şeyde kaldım. O zaman eşim dedi ki madem öyle hani yapalım nikahı, istediğin zaman kafan dağıtsa en azından çıkarsan bize bir zarar olmamış olur dedi. Çok mantıklı. Ben aileme böyle bir şey söylesem bu kadar hani 6 ay kala falan kabul etmeyeceklerdi nikahı. Biz gittik kendi kafamıza göre Ocak ayında nikahımızı yaptık. Aslında bana kalırsa çok büyük bir risk böyle bir şey yapmanız. Yani ne kadar tanısanız da zaten sizin hani kısa bir süre herhalde çıkma döneminiz. Hani öyle uzun bir süre değil. Mesela bir ayrılık olsaydı falan kötü olabilirdi. Allah'tan öyle bir şey olmamış sizde. Evet. Yani daha düşünün. Hı-hı. Birkaç haftalık çıkıyorsunuz. Mağazaların önünden geçerken eşya bakıyorduk yani. Yani direkt sanki evlilik modunda başlamıştık biz. Ben ona çok güveniyordum o konuda. Peki ailenden gizlemeyi başarabildiniz mi? Yani ne zaman söylediniz onlara? Gizlemeyi başarabildik ama hep böyle tabii elimiz yüreğimizin üzerinde 5 ay boyunca bu şekilde dikkat ederek kazasız bir şekilde geldik. Artık düğüne hani alışverişler işte hazırlıklar başlamıştı. O sıra artık söylemeye karar verdik. Ben ilk önce anneme söyledim böyle bir şey yaptığımızı. Annem çok üzüldü aslında hani çünkü ben tek kızım, abim de tek. Nikahınızı öyle, da görmek istiyorlardı. Aynen yani. Öyle. Evet. Tabii bir gerginlik yaşadık yani hani bana karşı tepkili oldular ama geçti. Zeki Bey gizli nikah için ne düşünüyor acaba? Gizli nikah aslında ailelerimizin kalplerini çok kırdığımız bir nokta. Bunun bilincindeyiz. Aslında bu pişmanlıktır ama güzel bir heyecandır. Peki işten ayrılıp tazminat aldınız mı? Evet aldım. İyi bari işe yaramış en azından evet. Bu kadar çektikleriniz. Aynen öyle. Bu tazminat almak için gizli nikah ben çok şaşırdım. Yani hani ben daha farklı bir hikaye bekliyordum. İşte ailesi izin vermedi vesaire onunla ilgili. Ama bu bile onun cimriliğini ve uyanıklığını gösteriyor. Helal olsun. Gizli nikahlar çok enteresandı. Benim başıma gelmiş olsaydı böyle bir şey yapamazdım. Ailemden çok çekinirdim. Ama tazminat almak için yaptığını söylemiş. En azından aileye bahsetseydi daha iyi olabilirdi. Gizli nikah doğru bulamadım. Para için erken evlenmiş. Biraz garip geldi bana. Yani o kadar riski göze almış. Ben olsam yapmazdım. Kına yaptınız mı peki Nuray Hanım? Gelin hamamı yapayım dedim. Gelin hamamı da son zamanlarda da çok revaçlı. İnternette falan hep bakarken böyle çok beğeniyordum. Bildiğim çok güzel bir hamam da vardı. Hatta şimdi isterseniz bir resimlerine bakalım. Hamamın güzelliğini görelim. Siz yorumlayın. Kızlar hamamın içinde yani Türk hamamı kısmında çekim yapamadık. Çok fazla buhar vardı. Fotoğrafçı tabii. Makinesini sokamadı o yüzden. Ama zaten dışında lobi gibi bir yeri vardı. Masası, eğlence mekanı orasıymış zaten bu tür şeylerde kullandıkları. Biz de orayı kullandık. Böyle şimdi, bir şey yapmanız da hoş olmuş gerçekten. Bindal'da da zaten dediğim gibi ben hani böyle kabarık kaftan tür kabarık elbise tür şeyleri sevmiyorum. Ne kadar almıştınız? Bindallımı gelinliğim diktirdiğim yer yanında vermişti. Yani kiralıktı. Para ödemedim ona. Hı-hı. Sadece gelinliğim... Hediye etti gibi bir şeyler. Evet yani sadece giymem için verdi ama. Hı-hı. Peki ama? Kişi başı 65 lira dedi. 65'ten 60'a düştüler. O şekilde
Yani 800 lira falan harcadım ben hamamda. İçime sindi, çok beğendim. Gelen arkadaşlarım çok eğlendik. Tabii oynadık, eğlendik falan. Daha sonra da içeride güzel kesemiz, masajımız. Düğün öncesi de çok iyi geldi. Fotoğraflarınızı kendiniz mi çektiniz yoksa profesyonel fotoğraf? Profesyonel düğün fotoğraf, dış mekan çekimlerimi yapan profesyonel fotoğrafçım çekti. Peki ona ne kadar verdiniz? Ona para vermedim. Zaten üniversite ve lise arkadaşım. Yani böyle çekimler için para henüz vermedim. Albüm parası sadece. Ve sıra geliyor Nuray Hanım'ın düğün görüntülerine. Ne misiniz o günün çiftliğini kocaman alkışlarla sanıyorum. Evet hanımlar, Nuray Hanım'ın gelinliğini nasıl buldunuz? Ben gelininizi çok beğendim. Benim gelinliğime de benziyor. Ama o kafanızdakini beğenemedim pek. Çünkü fazla geldi. Hem duak hem o. Birazdan zaten onu çıkartacağım. Giriş için kullandım. Ben, gelinliğinizde kollarınız böyle bol gibi duruyor. Yani hani dikiminde bir hata var ve göğüs kısmı inanılmaz üstte. Ben onda bir hata olduğunu düşünüyorum. Çok beğenemedim. Kızlar şöyle diyeyim. Ben gelinliği yani provalarımda bayağı 44 bedenle başlamıştım. Ama orada yani düğün telaşı falan bayağı kilo verince provalara gitsem de o bolluk evet ben de fark etmiştim. Ondan kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Bir hata da olmuş olabilir. Sizle bence sizle alakalı bir şey değil o ya. Tamamen dikim. Evet, gelinliğinizle alakalı. Gelinliğinizin fiyatı nedir peki? 2400 TL. Kiralık mıydı, satılık mıydı? Bana bırakmışlardı. Ben vermeyi tercih ettim başka birine. Burada gene oynayan erkek tarafı görüyoruz. Evet, kayınvalidem özellikle karşılıklı oynuyoruz. Piste. Eşimin karşılıklı oynadığı bizi tanıştıran ortak arkadaşımız, çöp çatanımız. Aşk mimarımız diyelim. Takı merasimimiz. Takınız ne kadar takıldı Nuray Hanım? Kızlar nakitim çok fazla olmadı ama ben yine size toplam söyleyeyim hepsini birlikte 65 bin civarındaydı. Bayağı iyi takılmış. Evet. Pastanız gerçeğe benziyor yalnız renginden dolayı. Şeker hamurlu bir pasta gibi andırdı bana. Yok hayır. Maket pasta gerçek değil. Evet bana da gerçeksi geldi. Resimlerde de öyle duruyor. Gerçek gibi duruyor. Hatta buna ben çok sevindim resimlerde öyle görünmesine. Çünkü yakından çok kötü görünmüştü gözüme. Yaklaşınca sanki kumaş döşemişler evet, gibi evet, duruyor üstüne. Özge Hanım pastayı siz nasıl buldunuz peki? Ben çok beğenemedim. Çok basit buldum. Bir de şey beni çok rahatsız etti. Arkadaş pastayı eliyle getirdi. O kadar hafif ki strafor yani getiriyor. Yani düğün pastası berbattı. Gerçek olması bir anlam ifade etmiyor benim için. Önemli olan gösterişi ve görselliği. Bir kere her şeyden önce adam eliyle yani şey koy, tabak koyuyormuş gibi löp diye önlerine koydu. Pastanın çiçekleri varmış meğersem koyduklarında tersti. Evet önde olmalıydı. Hiçbir şey düşünmemişler. Ve eliyle tekrar götürüyor. Pasta da vermiyor zaten bizi. Kucaklayacak gibiydi zaten. Herkül gibi. Bayanlar coştu. Ben oynayamadım kızlar hiç böyle yan yana oyunları. O yüzden çıktım kızların karşısında oynadım ben. Nuray Hanım oynamayı seven bir gelin olarak oynamayı seven bir damat ve aileye gelin gitmiş. Tencere kapak birbirini buldu gibi bir şey herhalde. Olacak o kadar mı? Beklerim. Bence evet yani. Bence de. Çok seviyor. Nuray Hanım da ailesine göre daha çok seviyor. Evet. Nişanda oynanan oyun değil mi? Ya kayınpederiniz bu şekilde ya. Mi oynuyor? Evet, hep. Genelde böyle oynuyor demek ki. Sallanmayı seviyor. Evet. Yalnız çok güzel oynuyorlar. Ha, bavul döktürmüşler benim yokluğumda. Burada işte hani gelin hamamını çok az kişiyle yaptık, kına yakmadı demesinler diye. Böyle bir
kına yaktık en sonunda. Ağladınız mı peki Nuray Hanım? Eşim beni ağlatmadı hiç. Siz gülüyorsunuz. Kızlar normalde çeyrek koyuluyor. Evet. Ama ben Cumhuriyet koydurtmuştum. O şey gelin hanımı da burada telafi etmiştik yani. Penguen dansı meşhur. Meşhur penguen dansı. Çok eğlenceli değil mi kızlar bu oyun? Siz yaptınız mı? Ben çok beliriyorum. Ben de yapmadım. Kızlar arasında yaptım. Benim nişanımda da olmuştu. Sen de kınamda yapmıştın. Evet kınada olabilir ama normalde yani bir komik duruyor. Bana da biraz değişik geldiği için. Yani ben birçok oyunu bile oynatmamıştım mesela. Orada arkadaşımın sevgilisi ona yani sevgilisine vermemi istedi çiçeği. Sen direkt ona doğru attın herhalde. Atma, atar gibi yaptı verdin. Kızlar bu da Bolu'daki düğünüm. Kısaca bir göstermek istiyorum. Zaten düğün oldu iki düğün. Hemen hemen aynı diyebilirim. Gelininiz aynı. Tacınız farklı. Saç seçiminiz farklı galiba. Ben evet. Diğer saçınızı daha çok beğendim. Şimdi aynı yaptıramayacağım için değişik olması gerekiyor. Ama bu modeli ben beğenmedim. Yani aşağıdan topuz şey takmayı sevmiyorum ben. Pastanız da maket değil sanırım. Burada. Evet bu da gerçek pasta. Yine burada da kızlar yine çok böyle hani aman aman bir takım olmadı. Ekstra işte gelen bilezik oldu birkaç tane. İşte çeyrekler, paralar, nakitler oldu. Evet kızlar düğünlerim bu şekildeydi. Nasıl buldunuz? Dün bütün gün boyunca yok şuran çok şatavatlı, yok odan şöyle çok hareketli. Düğünün şatavatlı ama fiyatına göre daha farklı şeyler beklerdim. Bunlar zaten bana bir kere çok saçma geldi her şeyden önce. Şimdi gördük onun nişanını, düğününü, evini. Yani kesinlikle bana göre benim evim 100.000 kat daha iyi diyebilirim. Çok eğlenceli buldum ben. Yani kayınpederiniz götürmüş zaten düğünü nişanı. Ben de beğendim düğününüzü. Gayet eğlenceli geçmiş. Bakalım Nuray Hanım'ın fotoğraflarına mekan, poz, kalite, ışık olarak hangi yorumlar gelecek? Benim düğün albümü yaptıramadım maalesef. Şu an için dış mekan çekimlerim yapıldı. İşte biraz ben hani ilgilenemedim. Zamanım olmadı. Şimdi işte yavaş yavaş yaptırıyorum ama maalesef buna yetiştiremedik onu. O yüzden fotoğraflarımı dijital olarak göreceksiniz. Göstereceğim. Kızlar ben bir banyoya gideyim geleyim. Peki. Peki hanımlar Nuray Hanım'ın fotoğraflarını nasıl buldunuz? Eğlenceli bir fotoğraf olmuş gibi duruyor. Çekim olarak ben beğenemedim açıkçası. Yani birazcık konsept olarak olmamış. Yani niye o şeyi arka çekimi kullanmış ben anlayamadım. Burası Göztepe'de bir park ve sürekli düğün fotoğrafçılarının gidip çekim yaptığı yerler burası. O yani sadece... Ama çok kötü bir görüntü. Sadece yani. Bir de sizi almışlar yani arka planı evet. Çok önde tutmamışlar. Yani yok hem o yani gözüme batan hem de şu boyalar var ya çok kötü durmuş. Yani en azından bir yeşillikte çekip bütün fotoğrafları öyle yazsa daha güzel olurdu. Mekan olarak çok bir şey demeyeceğim de ben kişileri direkt olarak çekmesini aslında beğendim. Yani şimdi artık diş çekim deyince direkt olarak doğayı almaya başladılar. Gelinle damat görünmemeye başladı. Ya sanki kendilerini böyle birebir almaları daha net oldu. Sonuna gelmeye başladık. Düğün fotoğraflarına bakılıyor. Ben de bir gelip banyo görmek istedim. Güzel görünüyor. Gayet temiz, hijyen. Yalnız bunları uyumlu bulmadım ben. Biri kırmızı, biri çiçekli böcekli. Keşke takım olsaymış. Ama diğer yerleri beğendim. Aynada biraz yamuk şöyle olsaymış, ortalı saymış daha iyi olurmuş. Söyleyeceklerim bu kadar. Albüme koyulabilecek güzel hani böyle evet hiç kapıp alabileceğimiz fotoğraflarım var Allah'a evet, şükür. Evet. Yani özellikle bu pozlar, üstten çekimlerim falan var. Bunu koyma albüme.
Bunun diğer çok bir zordan versiyonu daha var. Eşe çok zordan öpüyormuş gibi olmuş orada. Evet, onun bir versiyonu daha var, o daha iyi. Bu güzel bir şey. Beğendim. Ben de bunu beğendim. Doğal olduğu için daha çok evet, beğeniliyor. Evet, çok doğal duruyor burada. Evet. Evet kızlar, fotoğraflarımız da bu şekilde. Peki hanımlar, Nuray Hanım'ın fotoğraflarını nasıl buldunuz? Ben fazla göremedim zaten banyoda olduğum için. Ama gördüğüm kadarıyla yani çok iyi değil gibi. Ben de Özge Hanım'a katılıyorum. Orta birkaç dereceli post bir albüm gibi geliyor bana. Ama bazı çekimler gerçekten iyi olmuş. Kızlar şimdi kıyafetimi getireyim size. Ona da bir bakalım. Yorumlarınızı alalım. Bakalım Nuray Hanım hangi kıyafetini getirecek? Kızlar kıyafetimle birlikte geldi. Şöyle size şöyle davetiyelerimi vereyim. Nişan hediyeliklerim üzerindekiler. Nuray Hanım'ın nişan kıyafetini nasıl buldunuz hanımlar? Kollarınızı kapatmanız güzel olmuş. Biraz böyle bol olması hani biraz daha kilolu göstermiş ama yapacak bir şey yok. Dar giyseydiniz de daha farklı olurdu. O kadar güzel. Ufak bir nişan olduğu için sade bir elbise. Evet. Normal yani iyi. Ben de rengini beğendim ama çok gördüm bu modelde. O yüzden biraz bana basit geliyor. Ama rengini beğendim. Sana da yakışmıştı. Teşekkür ederim. Ayakkabılarına gelince de ayakkabılarını beğendim. Ne kadar almıştınız? 70 lira gibi bir şey kaldı aklımda. Emin değilim yani. Elbise peki? Elbisem de 200 lira. Ama uygun almışsınız. Davetiyeler var. Onlara bakalım. Tamam bakalım. Nuray Hanım'ın davetiyeleri bakalım beğenilecek mi? Davetiyeleriniz benim elimde. Evet. Yalnız ben nişan kıyafetinizi beğendiğim kadar iki davetiyenizi de beğenemedim. Kızlar bu şey Osmanlı fermanı şeklinde bir davetiye. Kıvrılıyor, kutusuna koyuluyor. Bu bana bir yani bir abimiz tarafından, ben bunu parayla bastırmadım, hediye etti kendisi bana. Ama siz seçmişsiniz. Hayır seçmedim. Malzeme elinde olduğundan dolayı onu değerlendirmiş olduk. Para da almadı. Düğün davetiyesini nasıl buldunuz peki Pınar Hanım? Düğün davetiyesi hakkında da aynı şeyi söyleyeceğim. Mor detay. Ben de bakabilir miyim? Var yine şunu vereyim. Düğüne göre nişan davetiyenizi beğendim. Düğün çünkü bir bakabilir miyim? Şöyle göstereyim. Yani çok basit olmuş. Ben beğenemedim. Çok ekonomik bir kadın ve sürekli hakikaten her şeyi beleşe getirmeye çalışmış. Belki onunla kaynaklı olmayabilir. Hani arkadaşların hediyesi vesaire olabilir. Ama bahşişlerde bile bakışları falan bir garipti yani. Nişanda da düğünde de. Böyle şeyleri demek ki çok takıyor. Ben cimri olduğunu düşündüm açıkçası. Biraz tutumluyum. Tutumluluk bazen cimrilik noktasına da gelebilir ama ben bundan şikayetçi değilim. Nuray tutumlu, cimri değil. Mesela bazı harcamalarına bakıyorum. Ben cimrilik yapıyorum. Fakat o durduramıyorum. O anda o parayı harcar. Ondan sonra arkasına da bakmaz. Sonra düşünüyorum. Nuray bunu doğru mu yaptı? Gerçekten mantıklı bir yanı var. Tutumlu bence. Cimrilik diye bir kavram yok. Bence ucuzların arasında bulabildiğim en şık şey buydu. Bana da sıradan geldi açıkçası. Böyle şık bir davetiye, cicili bir şey beklerdim. Ben öyle gelin damat figürlü şeyleri falan çok sevmiyorum. Yok, daha sade şeyler de var ya. Hani mesela benim evet, yaptırdığım davetiye tamam kalın pahalı bir davetiyeydi ama onların incelerini de göstermişlerdi bana. Çok yüksek meblağlar ödediğinde çok güzel şeylere sahip olduğunu düşünüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Az parayla çok güzel şeyler yapılabilir. Ki bunlar? Onlar da benim nişanda dağıttığım hediyeliklerimdi. Bunları da aslında nişanda görümcem yaptırmıştı. Evet Mihriban Hanım, puanlama için ilk sizi alalım. Gelinlerimiz kaçar puan işliyor? Bana göre vasattı yani. Bu yüzden arkadaşımıza puanım. Dekorasyon beğenmedim. Söz kıyafetini beğenemedim. Çok uzattık onları. Biraz sıkıldım. Düğün ve nişanı sıradandı. Bu yüzden ona puanı. Merak edilen puanlar az sonra gelin evinde. Günün en heyecanlı anı, puanlama zamanı gelip çatıyor. Evet kızlar, bugünün de sonuna geldik. Ben çok eğlendim, çok keyifli zaman geçirdim. İsterseniz puanlamaya da geçelim yavaş yavaş. Evet. Tamamdır. Günü kapatalım. Evet Mihriban Hanım, puanlama için ilk sizi alalım. Bakalım gelinlerimiz Nuray Hanım'a kaç puan işleyecekler. Puanlama için ilk giden Mihriban Hanım oluyor. Bugün benim için eğlenceli bir gündü. Misafirperverliğini beğendim. Güler yüzlüydü. Evinin dekorasyonuna gelirsek yani genel olarak çok beğendiğimi söyleyemem. Çeyiz konusunda da çok eski tarz şeyler vardı.
Yani ben onları çeyizimde getirmezdim asla. Ama kötü de diyemem. O da orta halliydi. Nişanında eğlenmişler gerçekten. Onu iyi buldum. Düğünü de ikisi de eğlenceliydi. Onları beğendim. Fotoğraf albümü düğündeki de bana göre vasattı yani. Nişan kıyafeti ben öyle bir kıyafet tercih etmezdim ama o kendisine yakıştırmış. Yani güzel olmuştu. Bu yüzden arkadaşımıza puanım 6. Mihriban Hanım'dan Nuray Hanım'a 6 puan geliyor. Evet Yeşim Hanım, sizi de alalım. Bakalım Yeşim Hanım kaç puan işleyecek? Benim için bugün normal giden bir gün oldu. Dekorasyon beğenmedim. Çeyiz yeterli buldum. Masa düzeninde beğendiğim ve beğenmediğim şeyler de oldu. Nişanı beğendim, düğünü o kadar beğenemedim. Söz kıyafetini beğenemedim. Albüm zaten yoktu. Bu yüzden puanım 5. Yeşim Hanım'dan Nuray Hanım'a 5 puan geliyor. Hayırlısı olsun diyorum ben de. Şimdi Özge Hanım, buyurun. Özge Hanım kaç puan işleyecek acaba? Bugün benim için birazcık sıkıcı bir gündü. Dekorasyonu da çok beğenmedim açıkçası. Çeyizi beğendim. Çeyiz gayet yeterli geldi bana göre. Güzeldi. Değişik parçalar vardı içinde. Masa düzenini hiç beğenmedim. Nişan, kına, düğün şimdi çok bir şey söylemek istemiyorum. Bana göre hiç güzel değildi. Nişan kıyafeti onu kilolu göstermişti diye düşünüyorum. Zaten hani kilosu var ama rengini yakıştırdım. Resim olarak da hiçbirini beğenmedim. İnanılmaz kötüydü. Bu sebeplerden dolayı benim Nuray'a puanım 6. Özge Hanım'dan Nuray Hanım'a 6 puan geliyor. Hak eden kazansın Nuray Hanım. Evet, hak eden kazansın. Pınar Hanım, en son siz kaldınız. Siz de puanınızı verin ve bitirelim. Ve son olarak Pınar Hanım puanlamaya gidiyor. Kapıyı açışıyla birlikte güzel bir gün geçirdik. Güler yüzü misafirperverdi. Çeyizini beğendim. İstediğim çeyizleri gördüm. Dekorasyonu biraz karışıktı. Yemek odası seçimi güzeldi. Masa düzeni olsun. Düğün ve nişanı sıradandı. Çok ekstra bir şey yoktu. Nişan kıyafeti de normal bir nişan kıyafetiydi. Albümlerin bazı fotoğrafları gerçekten iyiydi. Bu yüzden ona puanım bugün 8. Pınar Hanım, Nuray Hanım'a 8 puan işliyor. Günün sonunda Nuray Hanım, Mihriban Hanım'dan 6, Yeşim Hanım'dan 5, Özge Hanım'dan 6, Pınar Hanım'dan 8 puan alarak toplamda 25 puanla gelin evi sıralamasında yerini alıyor. Yarın kimdeyiz? Ben de yarın. Sizdeyiz. Evet, heyecan var mı? Yani biraz başladı. O zaman bence çok bekletmeyelim, arkadaşımız da hazırlıklarına başlayacaktır. Evet. Biz aynen kalksak, müsaadenizi istesek olur mu? Müsaade sizin. Tamamdır. Gelinlerimiz bir sonraki gün Mihriban Hanım'ın evinde buluşmak üzere vedalaşıyorlar. Yarın aynı saatte gelin evinin 3. gününde Show TV ekranlarında görüşmek üzere. Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz. Gelin evinin 3. gününde neler olacak? Böyle karşılamak istedim sizi. Gözümüzü kamaştırdınız. Ev sahibimiz Mihriban Hanım'ın evinde neler yaşanacak? Hayır, söylüyorsanız altını da doldurmanızı bekliyorum. Garson gibi böyle çok acemiceydi. Mihriban Hanım'ın mutfağına hangi yorumlar gelecek? Halınızı hiç beğenmedim. Neden böyle bir halı tercih ettiniz? Yani şurada bir var ama ya bu da tamamen uyumsuz. Erzincanlı Mihriban Hanım'ın çeyizi nasıl bulunacak? Ev dekorasyonunda falan kötü giden şeyleri biraz burada toparlamışsın. Mihriban Hanım'ın masa düzenine hangi yorumlar gelecek? Kesinlikle hiç alakası olmayan bir şey. Biraz yanlış uyumlar olmuş gibime geliyor benim. Mihriban Hanım eşiyle nasıl tanıştığını anlatacak. Biz tanıştık.
gelinlerimiz albüm yorumlarını yapacaklar. Ben hiç beğenmedim. Fotoğrafta hiç yüzün gözükmüyor.